Evet. Tabii değişkenler ölçüm düzeyi ile ilgili olarak şunu da söylemekte yarar var. Belki şöyle bir izlenim doğurmuş olabilirim. Sanki istediğimiz zaman her değişkeni en kesin düzeyde oransal olarak ölçebilirmişiz gibi. Tabii böyle bir şey söz konusu değil. Bütün değişkenleri en ayrıntılı düzeyde ölçme gibi bir durum mümkün değil. Dolayısıyla örneğin yaşı ölçerken oransal olarak ölçebiliriz, ortalamasını alır, standart sapmasını alabiliriz. Ama cinsiyet gözlem yaptığımız değişken cinsiyetse burada yapabileceğimiz bir şey yok. Kabaca erkek ya da kadın diye sınıflamak durumundasınız. Ne ortalamasını alabilirsiniz, ne standart sapmasını. Ya da kişileri diyelim ki daha sonra göreceğimiz bu derste Likert ölçeğine göre sıraladınız. Dindarlık sıralaması yaptınız. İşte ne bileyim İslam'ın şartlarını layıkıyla yerine getiren kişilere en dindar dediniz. İşte bunlardan bir ya da iki tanesini yapmayanlara biraz daha az dindar dediniz vesaire. Gördüğünüz gibi burada da sıralama ölçeğini ancak koyabiliriz ama bir kişinin diğerinden ne kadar dindar olduğunu örneğin yaş durumunda olduğu gibi kesinlikle söylemek mümkün değil. Ama mümkünse ölçümleri en ayrıntılı düzeyde yapmak lazım. Çünkü demin de açıkladığımız gibi en ayrıntılı düzeyde yapılan ölçümler geriye dönüp daha az ayrıntılı biçime sokulabilir. Fakat bunun tersi doğru değil. Gene aynı örneği vereceğim. Yaş bilgisini en ayrıntılı düzeyde topladıysanız bunu daha sonra sıralama ölçüm düzeyine çevirebilirsiniz ya da sınıflama ölçüm düzeyine çevirebilirsiniz. Fakat tersi mümkün değil. Demin de söylediğim gibi bu ölçüm düzeylerinin ayrıntılı olması o verilerle daha sonra neler yapabileceğimizi, veriler üzerinde hangi istatistiksel testleri uygulayabileceğimizi de belirliyor. Dolayısıyla araştırmacıların aslına bakılırsa araştırmanın ta en başında bu kavramlar üzerinde düşünüp toplayacakları veriler üzerine hangi istatistiksel testleri yapabileceklerini kararlaştırmalılar. Bizde maalesef tam tersi bir durum oluyor. Özellikle master doktora tezleri söz konusu olduğunda. Ya biz bir veriyi toplayalım da daha sonra üzerinde hangi testleri yapacağımıza karar veririz biçiminde. Bu doğru bir yaklaşım değil. Şimdi ölçüm kalitesini belirleyen iki kavramdan söz edeceğim. Bunlardan bir tanesi güvenilirlik, diğeri geçerlilik. Güvenilirlik demek, yaptığınız gözlemlerde, ölçümlerde, yaptığınız ölçümlerin tutarlı bir biçimde aynı sonucu vermesi demek. Bakın aynı sonucu vermesi demek, doğru ölçüm yapılması anlamına gelmiyor. Yani sadece tutarlı olacak. Dolayısıyla eğer benim kilom 77 kiloysa buradaki bir tartıda tarttığımda da 77 kilo çıkmam lazım. Bir başka yerdekinde de 77 kilo çıkmam lazım. Dolayısıyla güvenilirlik tutarlığın bir fonksiyonu. O açıdan bakıldığında farklı ölçümlerin tutarlı bir biçimde aynı sonucu vermesi lazım. Bunu biraz önceki ölçüm düzeyleri açısından da uygulayabilirsiniz. Biraz önce dedik ki işte değişik ölçüm düzeyleri kullanılabilir. Yani ne bileyim bir sıralama ölçümü yapıyorsanız hangi madenlerin diğerlerini çizdiği yani diğerlerinden daha sert olduğu konusunda. Dolayısıyla iki farklı ölçümde sert maddenin hep aynı çıkması lazım. Aksi takdirde ölçümlerde bir hata var ya da güvenilir ölçüm yapmıyorsunuz anlamına geliyor. Güvenilir ölçüm yapmanın çeşitli yolları var kuşkusuz. O da nedir? Aa, bu baskül beni 80 kilo gösteriyor dediğinizde gidip bir başka yerde tekrar test yapmak. Değil mi? O zaman bu farkın nereden geldiği ortaya çıkabilir. Ya da bir grup deneyi
bir şekilde ölçmek, bir diğerini de bir başka şekilde ölçmek. Dolayısıyla örneğin bir sınıfı ikiye ayırdınız, ortalama yaşını bulmak istiyorsunuz. Eğer yanlı bir şekilde grup ikiye ayrılmadıysa, yaş ortalamasının birbirine yakın çıkması beklenir gibi. Bilinen ölçüleri kullanmak, bu da daha önceden örneğin işte kişinin ne kadar zeki olduğu IQ testiyle ölçülüyorsa ve bu yerleşik bir test haline geldiyse, o zaman zeki denilen bir kişiye o testi uyguladığınızda zeki sonucunu vermesi beklenir. Ya da araştırmacıların güvenilirliği. Araştırmacılar acaba bu ölçümleri nasıl yapmışlar, nasıl tanımlamışlar? Örneğin yabancılaşma ile ilgili Leo Sirol'ün çalışmalarından bahsetmiştik daha önce. İkinci ölçüm kalitesini belirleyen şey ise geçerlik. Tabii biz burada daha çok ölçüm geçerliğinden söz ediyoruz. Yani kavramsal ve işletimsel tanımların birbirine uygun olması ve ölçme yaptığımızda da bu ölçümün araştırılan kavramın gerçek anlamını yansıtması. Yani örneğin özellikle soyut kavramlar açısından bakıldığında siz geçerlik üzerinde yoğun bir şekilde çaba sarf etmek zorundasınız. Örneğin daha önce öğretmen moraliyle ilgili bir örnek vermiştik. Öğretmen moralini nasıl ölçersiniz dediğinizde değişik şeyler söylenmişti. İşte öğretmenlerin ne bileyim gerek öğrencilerle gerek diğer öğretmen arkadaşlarıyla iyi geçinmesi, okul yönetimiyle sorunu olmaması, ne bileyim fedakarlık yapması gerektiğinde vesaire gibi. Bunlar aslına bakılırsa düşündüğümüzde evet tabii ya öyle olmalı diyorsunuz. Ama örneğin bir öğretmenin diyelim ki moralinin yerinde olup olmamasını ölçmek için maaşını ay başında kaç gün gecikmeyle çektiğini ele alarak o kişinin morali hakkında bir şey söylemek istiyorsak, o zaman diyecekler ki ya bir dakika, yani ne ilgisi var maaş yatırıldıktan sonra kaç gün çektiğiyle o öğretmenin moralinin yüksek ya da düşük olması arasında. Gördüğünüz gibi biz eğer maaşın kaç gün sonra çekildiğini öğretmen moralini ölçme açısından kullanacaksak, o zaman hemen ortaya çıkan şey ya gerçekten biz o zaman morali mi ölçmüş oluyoruz? Yani geçerli bir ölçüm mü yapmış oluyoruz diye ortaya bir sonuç çıkıyor. Ya da burada da söylendiği gibi örneğin zeka ölçümü yapmak yerine IQ testi kullanmak yerine o kişinin kütüphanede ne kadar zaman geçirdiğine bakarak bu kişi zekidir ya da değildir gibi bir sınıflaması yapmaya kalksak, o zaman bize diyecekler ki ya bir dakika, senin ölçtüğün şey yani kütüphanede ne kadar uzun süreyle kalması kişinin onun zeki olduğunu niye göstersin ki diye. Dolayısıyla geçerlik ölçüm kalitesini belirleyen böyle bir kavramı ifade ediyor. Tabii ölçüm geçerliğinin de değişik türleri var. Burada 4 tanesi listelenmiş durumda. Yüz geçerliği, ölçüp geçerliği, yapı geçerliği ve kapsam geçerliği diye. Yüz geçerliği kabaca bir ölçümün görünüşte bir kavramı ölçüp ölçmediği ile ilgili. Yani örneğin demin verdiğimiz örnekte dindarlık sıralamasına göre üst sıralarda yer alan birinin diyelim ki ibadetini yapması ile ilgili olarak böyle bir yüz geçerliğinden söz edebiliriz. Ölçüt geçerliği ise kestirim geçerliği diye de biliniyor. Yani sizin geçerliği ölçmek için kullandığınız şeyin gerçekten eğer o kavramı ölçüyorsa size bir takım tahminler yapma gücü vermesi. Yani örneğin ülkemizde de sürüş testleri, sürüş okullarına gidiliyor ehliyet alınmadan önce. Eğer ehliyet sınavında
yüksek puan almak o kişinin sürüş tekniklerini daha iyi bildiği anlamına geliyorsa ve bizim ölçmek için kullandığımız ölçüt bu kavramı iyi ölçüyorsa, o zaman yüksek not alanların sürüş sınavlarında muhtemelen daha sonraki sürücü yaşamlarında daha az kaza yapmaları beklenir. Ölçüt geçerliğinden kastettiğimiz şey bu. Ya da daha az trafik cezaları almaları beklenir. Nispeten daha düşük not almış olan diğer sürücülerle karşılaştırıldığında. Buna ölçüt geçerliği diyoruz. Yapı geçerliği ise değişkenler arasındaki mantıksal ilişkilere dayanır. Örneğin, diyelim ki bir yapı geliştirdiniz evlilikte mutlulukla ilgili olarak ve bu yapıdaki sorulardan bir tanesi de evlilikte mutlulukla sadakat arasında bir bağlantı olup olmaması arasında. Yani acaba mutlu olanlar daha mı az aldatıyorlar? Ya da mutsuz olanlar daha mı çok aldatıyorlar diye. Eğer kurulan yapıda bu tür değişkenler arasındaki mantıksal ilişkileri iyi açıklayabiliyorsa, o zaman o yapının geçerli bir yapı olduğu söylenir. Benzeri bir şekilde IQ testinden söz ediyoruz örneğin. Diyelim ki IQ testi içerisinde matematik becerileri ölçülüyor, dil becerileri ölçülüyor, şekil becerileri ölçülüyor vesaire. O zaman IQ testinin örneğin dil becerileri kısmından yüksek not alan kişinin aynı zamanda diyelim ki bir takım diğer becerilerde de şöyle bir skor elde etmesi beklenir dediğimizde bu tür bir mantıksal ilişki kurabiliyor muyuz? Eğer kurabiliyorsak yapı geçerliğinden söz ediyoruz demektir. Kapsam geçerliği ise bir ölçümün, bir kavramın farklı anlamlarını ne kadar kapsadığı ile ilgili. Biraz önce sürücü sınavında diyelim ki yüksek not alan kişilerin daha az ceza alması ya da daha az kaza yapmasından bahsetmiştik. Kapsam geçerliği örneğin o sürücü sınavı için kullanılan soruların bir sürücünün bilmesi gereken her şeyi ölçüp ölçmemesiyle ilgili. Örneğin sadece diyelim ki motorla ilgili bilgilerini ölçüyor ama öte yandan yayalarla, çevreyle vesaireyle ilgili bildiklerini ölçmüyorsa, o zaman o sınav kapsam geçerliği açısından düşük bir sınav anlamına geliyor ya da ölçüm aracı anlamına geliyor. Aynı şekilde bir kişinin ne kadar zeki olduğunu sadece dil becerisine dayanarak ölçen bir IQ testinden söz ediyor olsak, o zaman bu da gene kapsam geçerliği açısından yeterince kapsamlı bir yapı ile ölçüm yapmadığımız anlamına gelecektir. Dolayısıyla gördüğünüz gibi geçerlik ve güvenilirlik aslında birbiriyle bu açıdan da yakından ilişkili. Geçerlik daha çok kavramı, ölçmek istediğimiz kavramı gerçekten ölçüyor muyuz biçiminde? Deminki verdiğimiz örneklerden bir tanesi de bir kişinin sevgisine günde ne kadar telefon ettiği, niye onun aşık olup olmadığını ölçsün ki demeye getirmiştik. Bu gerçekten bir belirti de olabilir, olmayabilir de ya da kişiye göre de değişebilir. Ama eğer kesin olarak bir şey söylüyorsanız, o zaman buradaki geçerlik türlerinin bu mantıksal ilişkileri, bu kestirim geçerliğini, yüz geçerliğini vesaire bu koşulları olabildiğince sağlaması beklenir. Özetlemek gerekirse güvenilirlik ve geçerliği, o zaman şunlar söylenebilir. Güvenilirlik, yaptığımız ölçümlerin güvenilir olması. Buna tartı örneğini vermiştik. Bunu yeniden test yaparak ya da gruplara ayırarak pekala güvenilir test yapıp yapmadığımızı görebiliriz. Nitekim daha sonraki haftalarda örneğin uygulayacağımız istatistik testlerde diyelim ki yarıya bölme ya da tekrar yöntemleri kullanılacaktır. Geçerlik ise
ölçmek istediğimiz şeyi kavramı doğru olarak ölçüp ölçmediğimizle ilgili. Burada da yüz geçerliğinden bahsediyoruz. Başkalarının yargısına göre acaba doğru şeyi ölçüyor muyuz, ölçmüyor muyuz, buna karar verilebilir. Kapsam geçerliğinden söz ediyoruz. Ölçmek istediğimiz kavramın bütün boyutlarını ölçüyor muyuz, ölçmüyor muyuz, buna değindik. Ölçüp geçerliğinden söz ediyoruz. Bu ölçüp geçerliğini de iki şekilde belki de özetleyebiliriz. Örneğin ECDL denilen Avrupa Sürücü Lisansı'ndan bahsediyoruz. Normalde Türkiye'deki bir sürücü sınavında başarılı olan bir kişinin bir başka sınavda da başarılı olması beklenir. Eğer biz gerçekten kişinin sürücülük becerilerini doğru ölçüyor isek. Dolayısıyla mevcut bir ölçüyle ne kadar uyuştuğuna bakabiliriz. Ya da demin de söylediğimiz gibi tahmin açısından acaba doğru şeyleri söylüyor mu, buna bakabiliriz. Yapı geçerli dediğimizde ise birden çok gösterge birbiriyle tutarlı bir şekilde ölçülüyor mu, buna bakıyoruz. Dolayısıyla yapının, örneğin IQ testi uyguluyorsak, aynı zeka düzeyindeki kişileri ayırt edebilmesi lazım. Farklı olanları da farkını ortaya çıkarabilmesi lazım. Grafik bir şekilde geçerlik ve güvenilirlik arasını bir dart panosunda yapılan atışların isabet durumuna göre sınıflayabiliriz. Ortadaki gri noktanın hedef olduğunu düşünecek olursak, örneğin en soldaki örneğimizde hedefi tutturamıyor gerçi ama hep sürekli aynı yere atış yapıyor. Dolayısıyla güvenilir bir atış fakat geçerli değil çünkü hedefi bulmuyor. Öte yandan ortadaki örnekte hedefe herhangi bir şekilde isabet söz konusu değil. Hala dart panosunun üzerinde atışlar yapıyoruz, geçerli ama güvenilir değil. Şurada ise en sağda gördüğünüz gibi hedefe yakın hatta bazen üzerinde atışlar yapıp hem geçerli hem de güvenilir testler yapılmış diye yorumluyoruz. Peki buraya kadarki dersimizde hani değişkenlerle ilgili soru soruyoruz. İşte cinsiyetiniz kadın erkek, yaşınız 37-46, dindar mısınız, şöyle dindarım, böyle dindarım vesaire. Soru sorarak kavramları nasıl ölçüyoruz biz? Soru sorma teknikleri, bu derste çok yoğun üzerinde belki durmayacağız ama en azından örnekler var. İşte görüşmeler, anket uygulamalar, bir takım testler yapmalar gibi hatırlayacaksınız. Gözlem düzeylerinden söz etmiştik ya da oradan gözlenebilme, dolaylı gözlenebilme ve yapı aracılığıyla diye. Dolayısıyla hazırladığımız soru sorma araçlarının üzerinde ayrıntılı bir şekilde düşünmemiz gerekiyor. Açık uçlu, kapalı uçlu sorular. Hepimiz açık uçlu sorulardan en azından sınavlar nedeniyle haberdarız. Dolayısıyla bu tür veri toplamaya yönelik soruları da benzer şekilde oluşturabiliriz. Ama seçeneklerin tabii ki açık ve anlaşılır bir şekilde verilmesi lazım. O seçeneklerde kendini bulamayacak olan kişiler için her zaman bir diğer seçeneğinin yer alması lazım. İşte çift önermeli soru aynı soruda yer almaması lazım. Örneğin işte Türkiye'nin AB'ye ve NATO'ya katılmasını uygun buluyor musunuz dediğinizde evet ya da hayır dediği zaman kişi tam olarak neye evet neye hayır dediği kolayca ortaya çıkarılamaz. Evet dediğinde örneğin hem AB'ye hem NATO'ya mı kastediliyor yoksa sadece birine mi? Dolayısıyla çift önerme derken kastettiğimiz şey bu. Yanıtlayanlar o yanıtları verebilecek işinin ehli kişiler olmalı. Yani işte kalkıp da diyelim dersin başında söylediğimiz gibi bana ya işte koşma yürümeden daha az yararlı insan ömrünü
etkileyen bir etkinliktir. Bu konuda ne düşünüyorsunuz diye sorulsa, ben bu işin ehli değilim. Tıpçı değilim, sporcu değilim vesaire. Dolayısıyla da o sorunun sorulabileceği en iyi kişi ben değilim. Dolayısıyla benden şu ya da bu yönde cevap almış olsanız bile aslına bakılırsa çok kıymet harbiyesi olan bir veriden bahsetmiyoruz. Yanıtlayanlar soruları yanıtlamak istemeli. Yani bu da yine hani soruların niteliğiyle ilgili bir olay. İşte ne bileyim, en son diyelim ki istenmeyen bir şeyi ne zaman yaptınız gibi bir soru sorulsa, ben belki de böyle bir bilgiyi sizinle paylaşmak istemeyeceğim. Sorular ilgili olmalı, kısa olmalı, negatif soru sorulmamalı. Negatif sorudan kasıt da insan beyni negatif soruları yorumlamakta daha da zorlanıyor. Hele hele çift negatif sorudan bahsediyorsanız gerçekten de düşünmeniz gerekiyor. Ya tam olarak ne soruluyor bana diye. Ön yargılı ve soru ve sözcüklerden de kaçınmak lazım. Özellikle de ön yargıdan bahsederken, örneğin siz de Türkiye'nin AB'ye üye olmasını ister misiniz dediğiniz anda, oradaki de takısı aslına bakılırsa karşı taraftan nasıl bir cevap beklediğiniz konusunda deneyi kişiyi yönlendiriyor anlamına geliyor. Peki kavramları nasıl ölçeriz? Biraz önce ölçme düzeylerinden söz etmiştik, sınıflama, sıralama, aralıklı, oranlı ölçümler diye. Yaş, cinsiyet gibi bazı kavramları ölçmek nispeten kolay çünkü sadece sınıflıyorsunuz. Yani sıklık değerlerini alıyorsunuz bir bakıma. İşte cinsiyet, erkek, kadın, yaşınız şu bu gibisine. Ama sosyal bilim kavramları genellikle daha karmaşık ve soyut, değişik anlamlara gelebiliyor. Yabancılaşma örneğinin hep üzerinde duruyoruz. Aynı şekilde zeka, IQ gibi şeyler. Bunlar için genellikle birden fazla gözlem yapmak, bileşik ölçüm uygulamak gerekiyor. Kişiye yaşınız kaç diye sorarsınız, 43 der. Dolayısıyla tamam, bitti. Yani onunla ilgili yapılabilecek bir şey yok. Ama öte yandan yani diyelim ki yabancılaşma söz konusu olduğunda kendinizi yabancılaşmış hissediyor musunuz topluma karşı dediğinizde, evet, hayır ya da çok hissediyorum, az hissediyorum. Muhtemelen o kavramı ölçmek için kullanılması gereken yeterli bir soru biçimi ya da sayısı anlamına gelmiyor. Yabancılaşma kavramına yeniden bakacak olursak, daha önce Durkheim'in çalışması çerçevesinde bu konudan bahsetmiştik. 1956 yılına gelindiğinde yabancılaşmayı ölçmek için şu soruları geliştirmiş Leostrol. İşte kişi ortalama insanların durumunun kötüye gittiğini düşünecek. Geleceğe güvensiz olacak. Dolayısıyla da gidişata bakılırsa çocuk doğurmak adil değil diye düşünecek. Yarının ne olacağı belli olmaz. Dolayısıyla bugünü yaşamaya bak felsefesine abone olacak. İnsanlara güven duymayacak. Ve yöneticilerin aslında bu konularla çok da ilgilenmediğini, onlar sorunlarla ilgili değil diye düşünecek. Şimdi burada tabii ki 5 tane soru var. Bu soruları nasıl cevapladığına göre biz bir kişinin az mı yabancılaşmış, çok mu yabancılaşmış olduğunu şu skala üzerinde ölçebiliriz. İşte 5'ine de olumsuz cevaplar veriyorsa çok, nispeten daha az ise az biçiminde sınıflama imkanı ortaya çıkıyor. Bu tür ölçümlere biz bileşik ölçümler diyoruz. Neden? Birden fazla soru soruyor. Tıpkı IQ testi sonucunda olduğu gibi. Tıpkı sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri sınavında birden fazla soru olması durumundaki gibi. Dolayısıyla da
birden fazla soru sormak bize daha kapsamlı, daha ayrıntılı ölçümler yapma imkanı veriyor ve ölçmek istediğimiz şeyi de daha doğru bir şekilde ölçme imkanı veriyor. Bu açıdan bakıldığında cinsiyet, yaş gibi şeyleri bir kenara bırakacak olursak bileşik ölçüm türleri dediğimizde 3 tür ölçümden söz ediyoruz. Endeksler, ölçekler ve tipolojiler diye. Endekslerle sanıyorum ki hepimiz aşinayız. Çünkü çok sık kullanılan bir nicel ölçüm. Gün geçmiyor ki gazetelerde, televizyonlarda herhangi bir endeksle ilgili bir haber okumayasınız. İşte her ay tüketici fiyatları endeksi şu kadar düştü, yükseldi vesaire. İşte Türkiye İnsani Gelişme Endeksinde şu sırada. Türkiye Şeffaflık Endeksinde bu sırada gibisinden. Dikkat ederseniz bu endeksler aslında sıralama ölçüm düzeyinde ölçme sonuçlarını bize veriyor. Yani bir kavramla ilgili farklı göstergeleri ölçmek için birden fazla gözlem yapıyoruz ve bu gözlem sonuçlarına göre diyoruz ki durum budur. İşte bu ay enflasyon oranı şu kadar arttı ya da azaldı biçiminde. Ve bir kavramın farklı göstergelerini ölçmek için de birden fazla gözlem yapıyoruz. Örneğin kadınlarla erkekler arasında fark olup olmadığını düşünen bir kişiye sizce farklı mıdır diye bir soru sormak yerine bu farkın daha iyi gözlenebilmesi için birden fazla soru yöneltiliyor denekleri. Örneğin sadece biyolojik açıdan kadınlar erkeklerden farklıdır diye düşünen kişiler pekala ilkinde kendilerine yer bulabilirken toplumsal açıdan kadınlara oy verdirilmemelidir ya da fizik açıdan kadınlar erkeklerden güçsüzdür ya da kadınlar duygusal oldukları için üst düzey yönetici olmamalıdırlar gibi sorular aslında o kavramın farklı boyutlarını ölçmek için geliştirilmiş sorular. Ama bir şey var ki bu endeks sorularının her biri eşit ağırlıklı. Birazdan bunların ayrıntısını göreceğiz. Ve skorları topladığımız zaman da deminki dindarlık sıralamasında ya da yabancılaşmada da olduğu gibi bu sorulardan ne kadarına belirli bir yönde cevap veriyorsa denek o kadar kadın erkek konusunda şu yönde düşünüyor, ağzına verenler de daha az o yönde düşünüyor diyoruz. Endeks örneklerini burada görüyorsunuz. TÜFE, ÜFE, İnsani Gelişme Endeksi gibi. Fiyat endeksi örneğini getirdim ben örnek olarak. Fiyat endeksleri seçilmiş mal ve hizmetlerin ortalama fiyatlarının belli bir dönemde aylık, yıllık ne kadar değiştiğini gösteriyor bize. İlk defa 1914 yılında İstanbul'da 26 maddenin perakende fiyatlarına göre hazırlanmış bir hayat pahalılığı indeksi olduğunu öğreniyoruz. Daha sonra da 1929'da İstanbul Ticaret Odası toptan eşya fiyatları endeksini oluşturuyor. Sanıyorum ki 52 maddeyle yapmışlar ilkini bunun. Şimdi artık bu endeks üretici fiyatları endeksi olarak anılıyor son birkaç yıldır. Nedir toptan eşya fiyatları endeksi? Belirli bir referans döneminde aylık yıllık her neyse ülke ekonomisinde üretimi yapılan ve yurt içine satışa konu olan ürünlerin üretici fiyatlarını zaman içinde karşılaştırarak fiyat değişikliklerini ölçen fiyat endeksi. Gördüğünüz gibi birden fazla ölçüm var burada. Öte yandan tüketici fiyatları endeksi ise tipik bir tüketicinin satın aldığı belirli bir ürün ve hizmet grubunun fiyatlarındaki ortalama değişimleri gösteren bir ölçüm. Yani sadece işte kuru fasulyenin, soğanın fiyatına bakılmıyor. Onun dışında diğer insanların tüketebileceği maddelere de bakıyor. Eminim ki 20 sene öncesine kadar örneğin mobil telefonlar belki de bu maddelerden biri değildi ama şimdi var. Bu slaytta tüketici fiyatları endeksinde hangi harcama gruplarının olduğunu ve toplam kaç maddenin fiyat değişimine bakıldığını görüyorsunuz. Ve bu hesaplamalar 81 il için yapılıyor.
TÜFE sepetinde de toplam 851 ürün var. Yani her ay 851 ürünün bir önceki aya göre fiyatı ne kadar değişmiş buna bakılarak enflasyonun ne kadar arttığı ya da azaldığı ölçülüyor. Bunlar tabii ağırlıklandırılmışlar. Örneğin gıda için %28'lik bir oran işgal ediyor sepette. Öte yandan ulaştırma için %13 civarında, konut ve kira için %17 civarında. Dolayısıyla bir bakıma bu o sepet gördüğünüz gibi deminki endekslerdeki farklı sorular olması gibi değerlendirilmek durumunda. Yani fiyatın genelde artıp artmadığını görmek için sadece sağlık giderlerine bakmayacak ama aynı zamanda diğer 11 gruptaki mal ve hizmetlerin artışına da bakacak anlamına. Üretici fiyatlar endeksinin hesaplanması biraz daha farklı. Burada 5 sektördeki 1776 firmanın ürettiği malların fiyatlarına bakıyorlar. Üretici fiyatı çünkü bunlar. Sektörleri görüyorsunuz. Tarım, balıkçılık, madencilik, imalat sanayi, elektrik, gaz, su biçiminde. Gene bunlar da ağırlıklandırılmış durumda. Örneğin imalat sanayi şu anda 4'te 3'ünü kapsıyor neredeyse. Diğerleri ise nispeten daha az. Buna dayanarak da üretici fiyatları ne kadar artmış bunu görüyoruz. Bunun nasıl gösterildiğine bir örnek. Örneğin TÜFE'deki yıllık değişim oranları nedir? 2010 ile 2011 arasında Temmuz ayı itibariyle diye baktığımızda kesikli çizgi 2010'u gösteriyor. Nispeten daha yüksek bir değişim oranı. Bu yıl ise bu oran neredeyse yarı yarıya düşmüş durumda. Ama gördüğünüz gibi dalgalanmalar da zaman zaman gördüğümüz şeyler. Bu TÜFE, ÜFE örneklerine ilaveten, örneğin endeksleri biz bilimsel araştırma yapmak için nasıl kullanabiliriz bir başka örnek, siyaseten aktif olma örneği. Diyelim ki kişilerin aktiflik düzeyini bulmaya çalışıyorsunuz. O zaman endekslerdeki soruların eşit ağırlıklı olduğunu düşünerek, diyelim ki bir kişinin siyaseten aktif olup olmadığını görmek için bazı sorular ürettiniz. İşte kamu görevlerine mektup yazarım, siyasi dilekçelere imza atarım, siyasi bir amaç için para yardımı yaparım, oy veririm gibi. Dolayısıyla bunların her birini işaretlemesini ya da işaretlememesini bekliyorsunuz. İşaretlediği anda da örneğin burada dördüne birden işaret koymuş olan kişinin sadece 3 tanesini ya da sadece 2 tanesini işaretlemiş kişiye göre siyaseten daha aktif bir kişi olduğu sonucu çıkarıyorsunuz. Gene benzeri bir şekilde diyelim ki işle ilgili depresyon diyorsunuz. İşte havamda değilim, hiç nedensiz yoruluyorum, kendimi rahatsız hissediyorum, normalden daha çabuk sinirleniyorum biçiminde. Bu o verilen cevaplara göre kişileri, skorlarını toplayıp sıralıyorsunuz. Bakın bu o endeksler sıralama ölçümüdür demiştik başında. Dolayısıyla örneğin hangi 3 soruya evet dediğine bakılmaksızın 3 soruya evet cevabını veren kişi 2 soruya verenden daha fazla depresif diyebiliyoruz. Dolayısıyla sıralama yapmaya imkan veriyor bir bakıma. Ve buradaki her bir soruda diğeriyle değiştirilebilir. Yani kişinin şu iki soruya evet demesiyle bu iki soruya evet demesi arasında bir fark yok. Onlar birbirinin yerine geçebilir anlamına bunu söylüyoruz. Gene bir başka sıralama ölçümüne örnek endekse. Diyelim ki 3 mesleği karşılaştırıyorsunuz çeşitli kriterler açısından, maaş, iş güvenliği, iş koşulları, prestij vesaire diye. Bu sefer deneklerden, kişilerden sadece şoförlük, sekreterlik ve muhasebecilik mesleklerinin bu 7 ölçüt açısından hangi durumda olduğunu söylemelerini istiyorsunuz.
Yeterince kişiye bunu uyguladıktan sonra diyorsunuz ki ha, insanların gözünde ne bileyim X mesleği Y'den maaş açısından daha iyi gibisinden bir çıkarımda bulunuyorsunuz. O zaman endeks oluşturma ile ilgili birkaç temel noktayı gözden geçirmekte yarar var. Bir defa soru seçimi önemli. Yani tıpkı hani enflasyon sepetindeki 850 küsur mal, onlar da sürekli değişiyor kuşkusuz. Bildiğim kadarıyla 5-10 yıl önce 450 civarındaydı ama şimdi çok daha artmış durumda. Soruların yüz geçerliğine, hangi boyutunu ölçtüğüne, olabilecek farklı görüşlü olanları ortaya çıkarıp çıkarmamasına göre sınıflandırabiliriz. Farklı görüşleri ortaya çıkarmaktan kasıt varyans, yani toplumdaki değişik görüşleri ortaya çıkaracak sorular var mı? Örneğin depresyonla ilgili olabilir. Hangi mesleğin daha iyi bir meslek olduğunu ortaya çıkarmak için vesaire. Sorular arasında bir takım ampirik ilişkiler olmalı. Yani örneğin enflasyon sepetinde diyelim ki konulan bir maddenin gerçekten de enflasyonun artışına ya da eksilmesine katkısı olmalı fiyat değişiklikleri açısından. İnsanların hiç kullanmadığı bir maddeyi enflasyon sepetine koyduğunuz zaman bunun aslına bakılırsa size enflasyonla ilgili söyleyebileceği hiçbir şey olmayacak demektir. Adı üzerinde endeks için sorular eşit ağırlıklı olacak. Varyans olacak çünkü herkesin evet ya da hayır dediği seçenekleri kullandığınız zaman bunun bir anlamı yok. Yani diyelim ki Türkiye'de uygulayacağınız bir ankette işte Türk vatandaşlarına işte dininiz nedir diye sormak gibi bir şey. Belli zaten nüfus cüzdanında isteseniz de istemeseniz de dini hanesi doldurulduğuna göre eğer bir toplama aracı olarak bunu kullanıyorsanız bir varyans yok. Herkes belirli bir dinde. Dolayısıyla bunu size sağlayacak bir veri yok eğer daha sonra karşılaştırma yapmak isterseniz. O bakımdan da bu tür soruları elemek lazım. Öte yandan iki soru arasında çok güçlü bir ilişki varsa aynı şeyi ölçüyorlar demektir. Birini çıkarmak lazım. Yani kişiye yaşını sormakla hangi tarihte doğduğunu sormak aynı bilgiyi veriyor size. Göstergeler bir değişkenin sebebi mi yoksa sonucu mu diye bakmak lazım. Ve sebebi ise aralarında ilişki olması bir şey ifade etmez. Örneğin siyah ya da kadın olmak ayrımcılığı artıran bir husus. Ama ırk ile cinsiyet arasında bir ilişki var diyemezsiniz. Ve bu soruların geçerliğini küçük bir grup denek üzerinde sınamak lazım. Yani kişiler, denekler kolayca anlayabiliyorlar mı ne sorulduğunu? Kavramlar açık ve net mi açısından ki daha sonra daha büyük bir gruba sorulduğunda ki o zaman araştırmacı sadece belki bu soruları postayla cevap alacak. Ya bununla ne demek istiyorsun diye karşı soru sorma şansı da olmayacak. Ama küçük bir grupla bu soruların geçerliği sınanırsa ki buna pilot test diyoruz. O zaman daha henüz esas veri toplama grubuna göndermeden önce kullanacağımız veri toplama aracının dezavantajlarını görüp düzeltme şansı yakalamış oluruz.